Merhabalar. Amerikan Truck Simulator'ın yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Bir Mack aldık. Çok güçlü bir makine değil ama ikon bir makine. Amerikan tırı deyince aklımıza gelen aslında ilk marka. Onunla şimdi bir uzun seyahat, uzun değil, orta mesafe bir seyahat yapacağız. Yalıtımlı, üçlü, mafsallı dorseniz var. Onu bir yüklesinler, yola çıkalım. Güçlü olunca biraz zaman alıyor tabii. Yolun olması. Şu uyarı ışıklarını da açalım. 400-420 kilometre kadar bir yolumuz var. Aslında bu üçlü dorseyi bu çekiciyle çekebilir miyim? Onu test etmek istiyordum. Dedim bari kaydedeyim. Sıkıntı var. Aynaları standart ayarda görmemiz biraz zor. Çok dışarı bakıyor aynalar. Şimdi onu geç oldum. Normalde kabin dar. Dorse işte egzozdur bilmem nedir çıkıntı var arkada. Onlardan kurtulup arkayı net göstermek için aynaları bayağı dışarı koymuşlar. O da standart ayarda, normal sürüşte en azından sol dikizi görmemizi engelliyor. Ben de o yüzden çamurlukların üstteki aynaları aldım. İlaveten onlarla idare edeceğiz bakalım. Navigasyon yok, o yüzden oyun standart navigasyonla bilgi ekranını açmak durumundayım. Aslında pek hoşlanmam ondan da. Tığda o özellik yok. Ne yapacağız? Biz de böyle ilerleyeceğiz. Yolumuzu kaybetmeyelim diye. Şu an itibariyle gayet sıkıntısız gidiyor ama yani güçlü bir motor seçtim yani. Olabilecek torklu bir motor seçtim seçeneklerde ve kısa oranlı bir de şanzıman ayarladım, son hıza değil de güce çekişi odaklı. Hani ağır tonajı taşıyabilsin diye böyle böyle bir kombinasyon olur. Çok yüksek hızlara çıkmayabilir ama bizi sırtımızdaki o kadar yükle istediğimiz yere götürebilecek durumda gözüküyor en azından şu an. Haydi bakalım. Rastgele. Evet. Zorlandığı belli. Bir saattir 75 kilometrede hızımız. Biraz rampaydı gerçi orası da. Ama harika yapmışlar. Bayıldım. Kendine has, kendine özgü motor seçenekleri, şanzıman seçenekleri var. Bir de ekstra gerçekçi far aydınlatma ışıkları. Gerçekçi aydınlatma dedikleri daha doğrusu. Bir mod ekledim. Biraz daha iyi gibi sanki. Şunlar uzunlar. Yani uzunlarda tamponda ve tavanda ekstra ışıklar var. Standart uzunlar bu kadar değildir.
Gerçi standart haliyle kullanmadım ama biraz daha realistik duruyor. Şurada selektör gayet hoş. Biraz nazlı gidiyor makinemiz ama dediğim gibi M340S ile teslimat manevra nasıl oluyor onu görmek, hem de bu Mac modunu görmek için direksiyondayız. Maşallah maşallah, 112'yi gördüm az önce. Normal abi ya, yani 300 küsür, 300'ün biraz üstü beygir. Tork da öyle çok fazla bir tork yok. 12 vites. Bundan iyisi şamba kayısı. Yalnız şaka maka bu far modu güzelmiş. Bunu sevdi. Bir 200 kilometre kadar yolumuz kaldı. Teslimatta görüşürüz. Evet, neredeyse geldik. Şimdi ilk sokaktan sola döneceğiz. Gelen giden yok. Arkada kongo yormuş. Ürünü teslim edelim. Sonra bir tamirhaneye gidip modun detaylarını size göstermeye çalışacağım. Bu da bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Bu iyi oldu bak. Navigasyonu görebiliyoruz.